Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 3 Eylül 2014 tarihli duyurusu ile 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren ilaçta taban fiyat uygulamasına geçildi. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Kes, ilaçta taban fiyat uygulamasının yansımalarını birkaç hafta sonra hissedeceklerini, bu sistemin eczacılarla hastaları karşı karşıya getireceğini söyledi. Daha önceki uygulama nasıldı? Kısaca onu bir arz edeyim. Daha önce en ucuz ilacın %10'una kadar olan üst bandında Sosyal Güvenlik Kurumu bir ödeme yapıyordu. Yani örneklemek gerekirse en ucuz ilaç 100 lira ise bunun 110 liralık olan bir başka ilacı da Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme kapsamı içinde değerlendirip herhangi bir fark çıkartmıyordu. Ama 120 liralık bir ilaca, aynı eşdeğer band grubunda bulunan 120 liralık bir ilaca 10 liralık bir fark çıkartıyordu. Taban fiyat uygulamasını doğru bulmadıklarını, uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Cenk Kes, bu uygulama tahmin ediyoruz 15 kalemle kalmayacaktır. Bir müddet sonra SGK bu uygulamayı tüm ilaçlara yayacaktır dedi. 1 Ekim uygulamasıyla birlikte %10'luk bant sistemi kaldırılmış olup tamamen taban fiyat uygulamasına geçildi. Bu şu anlama geliyor. Az önce ifade ettiğimiz en ucuz 100 lira ise ilaç artık fiyat olarak sosyal güvenlik tarafından eczanelere bu rakam üzerinden bir ödeme yapılacak. Bunun ötesinde ilaç, diğer ilaçlar eğer 100 liranın üzerinde ise bir fark çıkacak. Diyelim ilaç 110 liraysa 10 liralık bir fark, 120 liraysa 20 liralık bir fark eczanelere, hastalar tarafından ödenmek durumunda. Uygulama 15 kalem ilaçta başladı. Bu ilaçların arasında tansiyon ilaçları, yani antibiyotikler, evet, ve diğer gruptaki ilaçlar, mide ilaçları yer alıyor. Ama bu hastanın ödeyeceği fiyatın artması üzerine eczacı ile hasta arasında tartışmalar, sorunlar çıkabileceğini de dikkati çeken Kes, hastada sanki bu fiyat değişikliğini eczacı yaptı gibi bir algı meydana geleceğini iddia etti. Bunun süreç içinde yaygınlaştırılmasını büyük ihtimalle bir politika olarak Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaya koyacak. Tabii bu uygulama vatandaşa daha fazla ilaca para ödeme anlamına geliyor. Vatandaş zaten muayene ücreti, reçete bedeli, hasta katılım payı adı altında birçok ücret ödüyordu. Ve ilaç fiyat farkı noktasında bu uygulamayla ilaca ödediği paralar biraz daha artacak. Tabii eczacı açısından ne anlam ifade ediyor? Bizim sektörel bakışımız açısından hastadan daha fazla para almak, hastayla bizi daha fazla karşı karşıya getiren olumsuz bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Tabii bunun bir sanayi yansıması var. Eşdeğer bandında ödenebilir gruba girmek için sanayi de fiyat indirimine gittiği zaman bu da eczaneler üstünde olumsuz bir ekonomik baskı yaratacak diye düşünüyoruz ve tahminlerimiz bu yönde. Bunun da işin açıkçası gelen dalgalarını yavaş yavaş hissetmeye başladık. Firmalar eşdeğer ürün bandında ödenebilmek adına fiyatlarını çok daha fazla indirmek durumunda kalıyorlar. Yani sektör topyekün olarak bir sıkıntının içine sürüklenmek üzere tamamen fiyat...